Herkese merhaba arkadaşlar 27 Ağustos Perşembe Kocaeli programıyla bir aradayız Kocaeli'de 10 tane koşun olduğu bir program var arkadaşlar akşam programında Kocaeli koşacak birinci koşuyla beraber birinci altılısı. 5. koşuyla beraber de 2. altısı başlayacak Kocaeli programının ben yine her zaman olduğu gibi her ay, her 2 6lı içinde yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam programında koşacak. Gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da yine bir önceki videomda yapmıştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak istedim arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Ee, Kocaeli program akşam programı dediğim gibi arkadaşlar birinci koşuyla beraber saat 4.45 geçe birinci altınızı başlayacak ki şartlı 2'de izleyeceğimiz 3 yaşlı İngilizleri 1700 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 10 tane safganı start alacağı bu koşu için. Ee, ben burada çok beğendiğim bir safkan olan aslında beklentimin de çok çok altında yarışlar koşsa da ben kalitesine inandığım bir safkı olan 5 numaralı Hodor arkadaşlar. Çok uygun bir grup yakalamış bence. Artık bu grubu geçecektir diye düşünüyorum. Normal şartlarda bence bu grupla çok alakası olan bir safkan değil. Çok daha kaliteli gruplarda görmeyi beklediğimiz bir safkan ama ne yazık ki özellikle son yarışlarında beklentiyi karşılayamadı ama ben yine de kalitesi inandığını düşündüğüm, kaliteli safkan olduğuna inandığım 5 numaralı hodur arkadaşlar gün ilk altı için yalnız bırakacağım kuponunda ben 5 numaralı safkanın müsait bulduğu bu grubu hem uzayan mesafede hem de çıkacağı bu kaba kum pistinde etkili bir yarış yapacağını hatta da kolay bir yarıştı kazanacağını düşünüyorum. 5 numara Hodor arkadaşlar gün ilk ay için tekimdir geçilmez diye düşünüyorum gün ilk altısı için. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise Maiden bir koşu var dişilere ait. 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine özellikle son yarışlarındaki performansıyla dikkatimi çeken iki safkan var ki bunlardan ilki arkadaşlar bir numara Arzu Gelin. E, muhakkak iyi koşacaktır. Özellikle son yarışlarında çok etkili, çok güzel yarışlar yapan Kaisberg temsisinden ben etkili bir yarış bekliyorum. İyi koşacağı bir yarışa çıkıyor diye düşünüyorum. Rakibi noktasının yeni 3 numaralı Balsena. Sercan Tırpan'la beraber start alacak olan bu kısrağında yine etkili bir yarış yapmasını bekliyorum bu iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir ilk ayak ikinci ayak olacak arkadaşlar yani 1 ve 3 numaralı safkanların bence bu grup için yeterli olabileceğini düşünüyorum ama tabii 3 tane ekürü koşuyor benim kayam cennetim ve 10 numaralı Palorma kızı gibi bu safkanlara da geniş kuponlarda şans verilebilir ki ben burada özellikle dediğim gibi 1 ve 3 diyorum daha sonrasında ekürülerden özellikle 5 numaralı Cennetim'in etkili bir yarış yapma ihtimalinin olduğu bir koşu olarak görüyorum arkadaşlar günün ikinci ayağını. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı dörtte üç yaşlı Arapları izleyeceğiz. 1200 metre mesafe kumda altı tane safkanın start alacağı bu koşu Günün bence en dengeli koşularından biri. İlk çıktığı startında çok etkili güzel bir koşu yapan 2 numaralı Gürgök. Ben de yine Fırat Arslan'la beraber etkilidir arkadaşlar. iyi koşacaktır diyorum. Rakibi noktasında 4 numaralı Kızıloğlu'm yine Tolga Yıldız'la beraber etkili koşmasını bekledim. Diğer bir safkan. Bu iki safkan bir tık önde dursa da ben yine burada arkadaşlar 5 numaralı Bal Diyar ve 1 numaralı Yemen Güzeli'nde kuponumu eklemeye çalışacağım. Bütçem dahilinde ama özellikle 2 ve 4'ten etkili bir koşu bekliyorum. Rakip noktasında 1 ile 5 numara safkanlara şans verilebilir. Günün 4. koşusu aynı zamanda 7 ile palasenin başlangıç ayını oluşturacak bu koşu. Handikap 16'da 4 yaşlı Arapları 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane safkanı start alacağı bu koşuda. Son 2 yarışına tek verdim. Beni yanıltmayan 5 numaralı Pekoz arkadaşlar yine etkili bir yarış yapacaktır. Etkili bir yoruşa çıkıyor diye düşünüyorum. Bu safkan dediğim gibi kalitesi nazarında önemli gruplarda önemli işler yaptı. E, grup tabi biraz daha sertleşti. Burada rakip noktasında önemli safkanlar var. Mesafenin de uzaya olması. Ben de biraz tereddüt doğrusturduğu için arkadaşlar yanın özellikle iyi koşmasını beklediğim 2 numaralı Suvar Angel e, Murat Gündüzeli ile beraber yine 3 numaralı Babür Bey arkadaşlar e, Tolga ile beraber hatta ağır kilolu olsa da bir numaralı atik soylu bile Kadir Tokaçoğlu ile beraber şanslı olacağı bir koşu olacaktır. 5 numaralı Peköz bir tık önde tutsam da rakibi noktasında 3, 2 ve 1 numaralı safkanların şanslı olabileceği bir koşu olarak görüyorum arkadaşlar günün bu ayağını. Arkadaşlar 5. koşu 2. altının başlangıç ayağını oluşturuyor ki Handikap 17'de 4 yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben özellikle 3 Uğur babamdan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir safkan bu safkan. ben aslında çok da iyi gruplarda da gördük birkaç defa etkili yarışlar yaptı safkan. Normal şartlarda bu gruba çok rahat üstünlük sağlaması da beklenir safkanın ama... Dediğim gibi son yarışlarında bir türlü istenen çıkış yapamayan Safkan'ın ben Adem Aslan'la beraber çıkacağı bu kaba kompistinde etkili bir yarış yapıp Hatta bu gruba hakimiyet sağlamasını bekliyorum. Gün ilk ayağı için arkadaşlar ilk şans safkanımdır. 3 numaralı Uğur Babam. Rakibi noktasında 7 numaralı Akıncı yavaş yavaş kendini buldu. Kalitesini göstermeye başlayan safkan. Onur Atmaca ile beraber bomboş ile start oluyor. Muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında yine arkadaşlar 6 numaralı Neyzen. Çok sevdiğim bir safkan ama istediğimiz yarışları son yarışlarını çok kötü yarışlar çıkartıyor. Ama kalitesiyle yine Sinan ile beraber ben kuponumda muhakkak bulunduracağım bir diğer safkan olacak. Burada özellikle 3, 7 ve 6 numaralı safkanları günün arkadaşlar ilk, ilk ayağı için arkadaşlar bence muhakkak kuponlarda olması gereken 3 safkan olarak görüyorum. Hatta yeriniz varsa ağır kilolu e, bal balliliği de arkadaşlar Fırat Aslan'la beraber ekleyebiliriz. Günün ilk ayağı için 1 numaralı safkana da şans verilebilir. Gün ikinci ayağı Maiden bir koşu. Dişlere ait 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Özellikle yine 3 tane safkan benim dikkatimi çok çekiyor ki bunlardan ilki 2 numaralı Cihan'ın Gülü Kadir Tokaçoğlu ile beraber start alacak olan safkandan etkili güzel bir koşu gelecektir. Değerlendirilmeli rakibi noktasında 1 numaralı Afet Hanım. Bence muhakkak yazılmalı arkadaşlar. Daha sonrasında son nokta 12 numaralı Tumbul Flower. Muhammed Pir Demir ile beraber start alacak olan bu safkanın da son üçüncünü çok beğendim. Muhakkak değerlendirilmeli, ihmal edilmemesi gereken bir safkan olarak görüyorum arkadaşlar. Bu üç safkan bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Yani 1, 2 ve 12. Burada ilk defa start alacak 9 numara da yine özellikle dikkat edeceğim safkan olacak. Geniş kuponlarda sürpriz arama noktasında arkadaşlar bu safkanda bir çarpı atabiliriz ama 1, 2 ve 12 numara safkanlardan etkili bir koşu gelecektir diyorum. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki yarın zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 1 numaralı zirkonyum arkadaşlar. Mahsun Demir başta beraber start alacak olan safkan son yarışlarında önemli koşular, önemli gruplarda hatta kazanabileceği gruplarda yarışlar çıkardı. Ağır kilo alışkın yarın için müsait bulduğu bu gruptu. Çok zorlanmayacaktır diyorum. Ben yarın için bu safkandan günün 3. ayağında Kolay bir birincilik bekliyorum. 1 bir numaralı zirkan arkadaşlar bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Günün arkadaşlar dördüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te dişilere ait bir grupta 4 yukarı Arapları izleyeceğiz. 1900 metre mesafe kumda 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle 2-3 tane safkan dikkatimi çekiyor ki bunlar da ilk arkadaşlar 8 numaralı gölden Burak ile beraber start alacak olan safkan. Tam mesafesinde koşuyor. Her şey lehine gibi. Kilosu da çok uygun. Her şey dediğim gibi arkadaşlar Yine gibi gözüküyor. Bence kazanmaya çok yakın gibi muhakkak değerlendirilmeli. Rakibi noktasında 7 mal esti geçti. Ekürüs ile beraber Mustafa ile beraber şanslı olacaktır. Bir de burada arkadaşlar 5 malı Hüma Sultan. Belkan Çığlayla ile beraber ben özellikle bu safkanı bilindiği gibi birçok yarışında veriyorum. Bu safkanda istim üstünde her an bir patlama, her an bir sürpriz yarışı yapabilir. Muhakkak değerlendirilmeli bu safkanda şans verilebilir. Özellikle 8 diyorum. Daha sonrasında 7 ve 5 hatta 4 manuf halinde zanabilir arkadaşlar şans verebiliriz günün bu ayağında. Günün arkadaşlar 5. ayağa geldiğimizde yine meydana bir koşu var. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir numaralı Aksedan'ın Halil Kaplan'la beraber çok şanslı olacağı bir yarışa girdiğini kazanmaya da yakın olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasında 8 numaralı İncili Zehra muhakkak değerlendirmeli. 5 numaralı Dalgalı Gele Mahsun Pirdemir'le beraber yine etkili olacaktır. Hatta 2 numaralı boncuğumu da Uğur Barluk'la beraber arkadaşlar değerlendirebiliriz. Ben özellikle 1 ve 8 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 5 ve 2 numaralı safkanlarında şanslı olabileceği bir 5. ayak olarak görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart düştü. Dişlere ait bir grupta 4 yukarı İngilizleri 1700 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 15 tane safkanı start alacağı bu grup için özellikle 8 numaralı çıksalın arkadaşlar bilindiği gibi hem gruptan kalite olarak çok çok üstü olan bir safkan hem de son yarışlarında etkili işler yapıyor. İlk defa çıkacağı kaba ben etkili bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Mustafa Çiçek beraber muhakkak değerlendirilmeli. Kazanması zaten normal sonuç olacaktır ki burada kötü kötü koşması durumunda kim gelir diye baktığımızda ben özellikle bir numaralı Madom Çornabeli'yi, iki numaralı Bolt gördü hatta beş numaralı Tiny Tinemis arkadaşlar bu safkanlara şans verilmeli diyorum. Sürpriz aramı noktasında bu safkanlar denenmeli. 8 numaralı çıksalım dediğim gibi kazanması normal sonuçtur. Ama ben rakip noktasında bir iki beş Hatta 4 numaralı Lady of the bile arkadaşlar sürpriz arama noktasında kuponda bulundurmaya çalışacağım. Varsa yine takip ettiğiniz safkanları gün son ayağı için arkadaşlar sürpriz arama noktasında değerlendirebiliriz. Özellikle dediğim gibi 8 numaralı safkanın kazanmaya yakın olduğu bir koşu izleyeceğiz Kocaeli'de. Arkadaşlar benim Kocaeli ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip atlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans.